Biraz önce e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Federasyonu Dış Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la e, daha önce mutabık kaldığımız gibi üçlü bir toplantı gerçekleştirdik. Yardımcılarımız, ekiplerimiz de bu toplantıya katıldı. Toplantının amacı Soçi'de imzaladığımız e, İdlib Anlaşmasının uygulaması ile ilgili. İdlib bölgesinin bir çatışmasızlık bölgesi olarak kalması. Ve e, mutabakat zaptında belirtildiği gibi bu askerden arındırılmış, silahtan arındırılmış ya da radikal gruplardan arındırılmış bölgeden, bölgeyle ilgili hangi adımlar atacağız bunları konuştuk. Bir taraftan askerlerimiz ve istihbaratlarımız sahada teknik çalışmaları yaparken tabii ki bu bir siyasi karardır aynı zamanda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir liderlik vardır. Sayın Putin ve daha sonra yine Hasan Ruhani ile de Sayın Cumhurbaşkanımız görüştü. Ruslar da görüştü. Yani her üç ülkenin de desteklediği ve sahiplendiği bir anlaşmadır. Bu esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için de son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Ve bu fırsattan istifade, rejimle muhalif grupları bir araya getirerek e, siyasi süreci hızlandırmamız lazım.